Değerli basın emekçileri, hepinize kolay gelsin. Önce Van'da meclis grubumuzla üç gün bir toplantı yaptık. Ardından bu hafta sonu iki gün parti meclisi ve MYK toplantılarımızı yaptık. Çeşitli konuları tartıştık. MYK'da yenilenme gerçekleştirdik. Bu konularda biraz bilgi vermek istiyorum. Ama önce son günlerde yaşanan bazı gelişmeler hakkında birkaç noktaya değinmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bir laf söylemiş, ilginç bir laf. Bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz demiş, biliyorsunuz. Şimdi hakikaten bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olma özelliklerinden bazılarını hatırlatmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi son günlerde yaşadığımız Giresun'da 82 yaşındaki bir yurttaşımız Yusuf Topal. Sağlık kurumunda biraz asabi bir konuşma yaptığı için ters kelepçe takıldı, biber gazı sıkıldı ve yaşamını kaybetti. Öldürüldü Yusuf Topal. Şimdi 82 yaşındaki bir yurttaşımız biraz asabi bir konuşma yaptığı için böyle bir muameleye maruz kalıyor. Ama mesela seçimin hemen öncesinde Urfa Suruç'ta Şen Yaşar ailesinin 3 ferdini öldürenler hala ellerini kollarını sallayarak ortalıkta geziyorlar. Failler, Şen Yaşar ailesinin 3 ferdini öldürmüş olan failler hala yakalanmamış vaziyette. Yani 82 yaşındaki Yusuf Topal'a böyle kahramanca davranan polisler nasıl oluyor da Urfa Suruç'ta elini kolunu sallayarak dolaşan katillere hiçbir şey yapmıyorlar? İşte parmakla gösterilecek bir ülke. Üstelik de mecliste bu konuda verdiğimiz araştırma önergesi biliyorsunuz AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi bir başka gelişme. Ayvalık ilçesinde yaşandı. Yine son günlerde bir bot battı. 3 bebek, 6 kişi öldü, 2 kişi kayıp. Ayvalık kaymakamı ölenler hakkında FETÖ üyesi terörist dedi. Bebek, 3'ü bebek olan bu insanlara inanılmaz bir tanımlama. Gerçekten parmakla gösterilecek bir tanımlama. İşte böyle kaymakamlar biraz sonra büyüyorlar, vali oluyorlar. Sonra süper vali oluyorlar. Son çıkartılan kalıcı OHAL yasasıyla birlikte süper yetkilere sahip olarak bulundukları illerdeki insanlara, bulundukları illerdeki toplumsal muhalefete sözünü söylemek isteyen, gösteri yapmak isteyenlere karşı inanılmaz sert yöntemlerle müdahale ediyorlar. Küçükken, kaymakamken bebeklere terörist diyorlar. Büyüdükleri zaman da herkesi terörist olarak hedeflemeye başlıyorlar. Bir parmakla gösterilecek mesele daha. Üçüncüsü, bakın Zarok TV var. Ana dilinde yayın yapan, Kürtçe yayın yapan bir televizyondur. 5 kez program durdurma cezası aldı ve para cezası aldı. Neden? Ana dilinde yayın yapan Zarok TV'de çalınan bir türküdeki bazı sözlerden dolayı. Neymiş o sözler? Kürtlerin yaşadığı yer manasına gelen Kürdistan lafı yüzünden Zarok TV bu muameleyle karşı karşıya kalıyor. Yani ana dilinde yayın yapma Türkiye'de engelleniyor. Bu da aslında parmakla gösterilecek bir olay. Bir başka konu, biliyorsunuz Yunanistan'da çok vahim sonuçları olan bir yangın yaşandı. Orman yangını ve çok sayıda insan öldü. Biz bir kez daha o orman yangınında ölmüş olan insanların hepsine ailelerine başsağlığı diliyoruz. Taziye mesajlarımızı, eşkenli başkanlarımızın taziye mesajlarını Yunanistan'a ilettik ve önümüzdeki günlerde de milletvekillerimizden ve parti yöneticilerimizden oluşan bir heyet Yunanistan'ı ziyarete gidecek, dayanışma mesajlarını götürecek, dayanışma görüşmelerini yapacak ve Yunan halkıyla birlikte bu acının nasıl paylaşılacağına, nasıl aşılacağına dair görüşmelerde bulunacak. Siriza ile ve hükümetle görüşmeler yapacak. Şimdi Türkiye, Yunanistan'da orman yangını başladığı zaman uçaklar, yangın söndürme uçaklarını gönderip yardım etme teklifinde bulunmuş.
bir şey böyle bir teklifte bulunmuş olması. Ama Türkiye'de orman yangınları çıkartılıyor biliyorsunuz. En son haftaya baktığımızda Dersim, Nusaybin, Lice ve Kult'ta yangınlar çıkartıldı. O yangın söndürme uçakları neden Dersim, Nusaybin, Lice ve Kult'taki orman yangınlarına gidip de o yangınları söndürmedi? Çünkü orada yaşayanlar Kürtler. Şimdi bu da parmakla gösterilecek bir olay aslında. Cezaevleri sorunu var. Uzun zamandır yaşanıyor. Türkiye açısından yeni bir sorun değil. Ama son zamanlarda cezaevlerinde ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Özellikle Erzurum, Elazığ, Tarsus cezaevlerinde gerçekten çok ağır ihlaller var. İşkence, kötü muamele yaşanıyor ve avukatlar ve aileler bunların sona erdirilmesi için çeşitli müdahalelerde bulunuyorlar, başvurular yapıyorlar, hukuki süreç işletiliyor. Ancak henüz bir sonuç alınmış değil. Yani işkence ve kötü muamele cezaevlerinde yeniden olağan bir hale gelmiş vaziyette. Parmakla gösterilecek bir konu var. Ama bitmiyor. Hasta tutsaklar meselemiz var. Sise anne 78 yaşında hasta, hala cezaevinde tutuluyor. Parmakla gösterilecek bir olay gerçekten. Tecrit İmralı'da Sayın Öcalan'a yönelik sürdürülüyor ve 3 yılı aşkın bir süredir ne avukatları, ne aile, ne de herhangi bir siyasi heyet görüşme yapamamış vaziyette. Parmakla gösterilecek bir olay daha. Sonuncusu, cezaevlerinden başlayınca tabii mutlaka buna da değinmemiz gerekiyor. Milletvekilimiz Sayın Leyla Güven, Hakkari Milletvekili, halen cezaevinin evinde tutuluyor. Hukuksuz bir şekilde bir başka milletvekili Enis Berberoğlu keza hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Bunlar da aslında parmakla gösterilecek olaylar. Son bir konuya daha değineyim. 10 Ekim Ankara Gar katliamının duruşması var. Karar duruşmasına gelinmiş vaziyette. Ve bu duruşmada önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek bir duruşma. Bizim bir milletvekili heyetimiz bu duruşmayı izleyecek. Eğer başvurumuz vardı, mahkeme heyeti bu konuda gereken özeni gösterirse müdahil olarak savunmamızı yapacağız bu duruşmada. Karar aşamasına geldi bu duruşma. Bu da parmakla gösterilecek bir duruşma aslında. 10 Ekim'de 102 insanın ölümüyle sonuçlanan bir saldırı, bir katliamla ilgili konuşuyoruz. İhmali bulunan kamu görevlileri halen araştırılmadı bu katliamın üzerinden. Bunca zaman geçti, hala bu kamu görevlileri araştırılmadı. Çok sayıda dosya ve belge duruşma dosyasına dahil edilmedi hala. Yani birçok hukuksuzluğun yaşandığı bir duruşma. Peki neden alelacele karar aşamasına geldi bu duruşma? Çünkü uzadığı zaman kamu görevlilerinin araştırılması sorunu da ortaya çıkacak. Bu da bu kararlar oluştuktan sonra parmakla gösterecek bir duruşma sonucu olarak tarihe geçecek ve elbette ki aileler de, hukukçularımız da, bizler de bu konuda gereken hukuki müdahaleleri yapmaya, itirazları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bunlar parmakla gösterecek olaylar ama bütün bunları hepsini içeren bir gelişme Türkiye'de biliyorsunuz yaşanıyor ve bunlara dair birkaç şey söylemek istiyorum. Aynı zamanda bu konu bizim hem meclis grubumuzun 3 günlük toplantısında hem de 2 gün yapılmış olan parti meclisi ve MYK toplantılarında detaylı bir şekilde ele alınan, tartışılan konudur. Bugün Türkiye toplumu yöntemleri ve sonuçları itibariyle ortaya çıkan yeni bir rejim ve yasal çerçeveyi ve bunun dayattığı cendereyi kabul etmiyor. Türkiye toplumunun en az yarısı bu cendereyi kabul etmiyor. Yarısından fazlası bu cendereyi kabul etmiyor. İtiraz ediyor buna. Yaşanan bütün adımlara itiraz ediyor. Hukukun üstünlüğünün kalmamış olmasına, kuvvetler ayrılığının çiğnenmiş olmasına, denge denetleme ve fren mekanizmalarının bulunmamasına, ülkeyi aslında seçilmişlerin değil, atanmışların yönetmesine, bütün bunlara itiraz ediyor. Ve bu itirazlar toplumun yarısından fazlasından gelen itirazlar biliyorsunuz. Şimdi bizlerin görevi
toplumsal muhalefeti, demokratik muhalefeti sürdürenlerin görevi, Halkların Demokratik Partisi'nin bütün bileşenleriyle ve kurumlarıyla görevi, aslında bu itirazları örgütlemek, sivil ve demokratik mücadeleyi bu itiraz edenler çerçevesinde yükseltmek, buna ilişkin yerel toplumsal muhalefet odaklarını güçlendirmek esas mesele olarak bizim açımızdan gündemdedir. Biliyorsunuz bu inşa edilmekte olan, aslında demokratik meşruiyeti olmayan seçim sonuçlarıyla ve demokratik meşruiyeti olmayan usullerle yine demokratik meşruiyeti olmayan bir rejim inşa ediliyor. Kalıcı OHAL yasası, süper yetkili valiler, gözaltı sürelerinin uzatılıyor olması vesaire, bütün bunları geçen hafta mecliste de tartıştık. Anayasaya aykırı, var olan anayasaya bile aykırı, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere aykırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırı, Venedik Komisyonu'nun kararlarına aykırı bütün maddelerle karşı karşıyayız. İşte bu demokratik meşruiyeti olmayan rejim inşasına karşı itiraz edenlerin muhalefetini örgütlemeyi tartıştık bu grup ve meclis, parti meclisi toplantılarımızda ve buna ilişkin çeşitli adımları konuştuk. Seçimli bir otokrasi inşa edilmek isteniyor. Seçimli bir hükümdarlık yani. Bir tür anayasal diktatörlük, keyfiliğe ve hukukun keyfiliğe dayanan, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını yok sayan ve çiğneyen bir sistemle karşı karşıyayız. Bunun karşısında demokrasi talebini merkeze alan, iktisadi krizin faturasını emekçilere ve halka yüklenmesine müsaade etmeyen, toplumun kutuplaştırıp böl ve yönet taktiğini boşa çıkaran geniş bir siyasi ve toplumsal ittifaklar zinciriyle cevap vermek gerekiyor. Bizim aslında parti meclisimizin ve Merkez Yürütmek Kurulumuzun konuştuğu, tartıştığı konu budur. Geniş bir siyasi ve toplumsal ittifaklar zinciri. Bu acil bir ihtiyaçtır. Bunu sağlayabilirsek demokratik muhalefetin ve toplumsal muhalefetin ortak davranışını sağlayabilirsek bu meşru olmayan rejim inşası karşısında güçlü bir ses yükseltmek ve bunu durdurmak mümkün hale gelecektir. O nedenle bir kez daha demokratik muhalefete sesleniyoruz. Demokratik siyasi siyaset alanında çalışan, faaliyet sürdürenlere, mücadele edenlere sesleniyoruz. Ve diyoruz ki seçim döneminde topluma verdiğiniz taahhütlere sahip çıkın. Bunların takipçisi olun. Sadece bu lafları seçim döneminde etmiş olmayın. Bunların gereğini yapın. Biz yapacağız. Biz seçim döneminde, seçim öncesinde topluma verdiğimiz bütün taahhütleri, bütün vaatleri yerine getirmek için önümüzdeki dönem mücadelesini örgütlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi şu anda anayasa olarak baktığımızda bir tür çifte devlet yapısı görüyoruz. Neden derseniz bir yandan AKP-MHP koalisyonu otoriter rejimi, otokrasiyi anayasallaştırmaya çalışıyor. Ama çıkardıkları her yasa, çıkardıkları her Cumhurbaşkanı kararnamesi aynı zamanda anayasayla çelişen özellikler taşıyor. Aslında hepsinde anayasal suç işleniyor bir taraftan. Bunun kendileri de farkındalar ama bu durumu nasıl aşacaklarını bilmiyorlar. Bu çifte devlet yapısını, yani bir taraftan normlar var ama bu normlara uyulmuyor. Bir taraftan kurumlar var ama bu kurumlara uygun davranılmıyor ve yapılan her iş anayasayla çelişen bir konum haline gelmiş vaziyette. Buna karşı mücadeleyi sürdürmek, toplumsal muhalefeti, demokratik muhalefeti bunun etrafında şekillendirmek büyük önem taşıyor. Yani bir otoriter yeniden yapılma süreci var, yeniden yapım süreci var, otoriter bir süreci. Bunu AKP-MHP koalisyonu eliyle bugün sürdürüyorlar. Bizler ise demokratik muhalefeti sürdürenler, toplumsal muhalefeti sürdürenler, demokratik bir yeniden yapım sürecini nasıl örgütleyeceğimizi tartışmak ve bunu gerçekleştirmek kararlılığında olmamız gerek. Bizim toplumsal muhalefetin bütün yapılarına, siyasi olsun, sivil toplum örgütü olsun, demokratik yapılar olsun, dernekler olsun, yurttaş girişimleri olsun, bütün bu yapılara çağrımız ve teklifimiz esas itibariyle budur. Demokratik bir yeniden yapım sürecini birlikte örgütleyelim istiyoruz. Seçilmemişlerin, atanmışların ve denetlenemeyenlerin
yetkileri ve kamu yönetimi yerine halkın iradesinin baskın çıkacağı ve belirleyici olacağı bir mücadele sürecini örgütlemeyi teklif ediyoruz ve öneriyoruz. Bu bir geçiş sürecidir. Bu geçiş sürecinde eşitlik, barış ve demokrasi mücadelesini yeniden güçlendirmek, barış, ekmek ve adalet mücadelesi yolunu yeniden güçlendirmek atılması gereken en önemli adımlardır. Biz bu açıdan baktığımızda Halkların Demokratik Partisi olarak bütün bileşenleri ve kurumlarıyla birlikte bütün demokratik ve alternatif mücadele yöntemlerini kullanma konusunda kararlıyız. Yerel toplantılarımızda, konferanslarımızda, halk buluşmalarımızda demokratik dayanışma ve mücadele çağrısı ve teklifini her tarafta dillendirme ve güçlendirme konusunda kararlıyız. Özellikle yerel toplumsal muhalefet odaklarının daha güçlü örgütlenmesi ve mücadele etmesi konusunda son derece kararlıyız. Teklifimiz budur. Demokratik muhalefet ittifakını yaratmak, güçlendirmek, toplumsal muhalefet ittifakının başarılı olması için adımlar atmasını sağlamak. Şimdi tartıştığımız bir diğer konu ve üzerinde hazırlıklarımızı yaptığımız bir diğer konu genel seçim konusudur. Biliyorsunuz olağan koşullarda 2019 Mart sonunda yerel seçimler yapılacaktır Türkiye'de. Bu yerel seçimler konusundaki hazırlıklarımızın ikinci aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu ikinci aşamada bir taraftan yerel demokrasi ve idari yapı önerilerimizi şekillendirmeye başladık. Bunlara dair konuşmalarımızı yaptık. Diğer taraftan yerel yönetimler ve belediyeciliğin önümüzdeki yıllar açısından nasıl şekilleneceğine dair önerilerimizi tartıştık. Hizmet anlayışının aynı zamanda katılımcı bir yerel demokrasi anlayışıyla birlikte nasıl ele alınabileceğini tartıştık. Ve bunu yeni projelerimizle, katılımcı demokrasi anlayışımızla nasıl halkın huzuruna getiririz bunları tartıştık. Ve bu konuda birer birer adımlarımızı atmaya başladık. Önümüzdeki günlerde, haftalarda da bunları göreceğiz. Esas hedefimiz yerel seçimlerde merkezi iktidarı yerelden kuşatma stratejisidir. Hem Kürt kentlerinde hem de metropollerde, Anadolu'da, Trakya'da, Ege ve Akdeniz'de doğru adaylar ve doğru ittifaklarla merkezi iktidarı yerelden kuşatma stratejisinin başarıyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bu konudaki adımlarımızı da atıyoruz. Bu da yerel muhalefet odaklarını güçlendirmek ve yerel toplumsal muhalefeti birleşik mücadeleye sevk etmek açısından önemli bir kararlılıktır bizim açımızdan. Bunu önümüzdeki günlerde her yaptığımız etkinlikle ve toplantıyla birer birer toplumun takdirine sunacağız. Şimdi genel olarak yaptığımız hem meclis grubu toplantımızın hem parti meclisi ve MYK toplantımızın sonuçlarını bu şekilde özetlemek mümkündür. Bu arada Merkez Yürütme Kurulumuzda bazı değişiklikler yapıldı. 7 yeni arkadaşımız Merkez Yürütme Kurulu'na girdi. Merkez Yürütme Kurulu'nda iş bölümü değişiklikleri yapıldı. Bunun nedeni seçimler sonrasında Merkez Yürütme Kurulumuzda milletvekili sayımızın çok artmış olmasıydı. Bizim partimizin yapısı ve çalışması açısından baktığımızda burada bazı değişiklikler yapmak gerekiyordu. İş bölümü açısından baktığımızda da bu gerekiyordu. Dolayısıyla bazı vekil arkadaşlarımızın meclis çalışması ve onun etrafında şekillenen örgütlenme çalışmasına yönelmesi doğru bulduk. Onların yerine de yeni arkadaşlarımızı Merkez Yürütme Kurulu'nda görevlendirdik ve iş bölümünü yeniden gerçekleştirdik. Bunun sonucunda biraz sonra sanıyorum bu açıklamanın sonrasında basın metni olarak da size yeni Merkez Yürütme Kurulu listemiz ve iş bölümünün nasıl olduğuna dair mail atılacaktır. Oradan da göreceksiniz, kullanabilirsiniz. Kısaca benim özetlemek istediklerim bunlar. Sizin sorularınız varsa onları alayım. Sonra toplantımızı sonuçlandıralım. Buyurun. Şimdi efendim benim sorum iddiaya ilişkin yani sosyal medyada Diyarbakır başta olmak üzere kayyum atanan illerle ilgili. Şöyle bir iddia var yani hükümetin bir şey olarak buradaki belediyeleri borçlandırıp
yerel seçimlerde bunları ağır borç yükleriyle HDP'ye teslim edeceği yönünde iddialar var. Bununla ilgili sizin bir tespitiniz var mı? Böyle bir şey var mı? Yani bu bölge belediyelerin bilinçli olarak borçlandırılması ve yerel seçimlerde şayet HDP tekrar bu belediyeleri alırsa da ağır borç yüklü alınması yönündeki iddialar ne söylemek istersiniz? Şimdi borç yüklü belediyeleri almak bizim daha evvel de başımıza gelen bir şeydi. Biz bu en son 2014'teki yerel seçimler sonunda bileşenimiz BDP'nin katıldığı yerel seçimlerde alınan belediyelerin neredeyse tamamı çok ağır borç yükü altındaydı. Belediye yönetimlerimiz ve o zaman belediye eş başkanlarımız bir taraftan bu borç yükünü azaltmak, borç yapılandırmasını yeniden gündeme getirmek için uğraştılar. Diğer taraftan da borç yükü olduğu için kredi alınmasında büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldıkları için hem yerel alanda hem de uluslararası alanda krediler bulabilmek için çeşitli anlaşmalar yapmak mücadelesini sürdürdüler. Dolayısıyla borçlu belediyeleri bize bırakılması yeni bir durum değil. Yine böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa eğer biz belediyeleri almaktan elbette ki kaçınmayız borçları var diye. Tam tersine doğru bir borç yapılandırmasıyla ve doğru bir hizmet anlayışıyla hem bu zorlukların üstesinden geliriz ve geleceğiz de hem de belediyelerde, bölge belediyelerinde yapılmış olan yanlışlar, eksikler neyse onları ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz. Ama bu tür şeyler bizim yerel seçimlerde o belediyeleri alma konusundaki hem kayyumların atanmış olduğu belediyelerden söz ediyorum hem de kayyumların olmadığı, bizim geçen dönem kazanamadığımız ama şimdiki 24 Haziran sonuçlarına baktığımızda kazanma ihtimalimizin ortaya çıkmış olduğu belediyelerden söz ediyorum. Yani 102 belediyenin üstündeki bir sayıdan söz ediyorum. Bütün bunların alınması demokratik ve katılımcı bir yönetimde bizim yerel demokrasi anlayışımızda çalışması ve hizmet vermesi için elimizden geleni yapacağız. Başka bir soru var mı? Arkadan bir de el kaldırmıştı galiba değil mi? Ama yanlış mı? Peki. Peki o zaman hepinize çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çalışmalarınızda başarılı.